Bir tarihte Bağdat'ta zenginler hacca gidiyorlardı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın aşkıyla yanan bir fakir de o sene hacca gitmeye niyet etti ve hac kafilesiyle yola çıktı. Fakir ama adam kafile hareket etmeden önce herkesi eşi dostu ile helalleşti. Gerçekten hacılarla gitti yola çıktı. Para da yok. Şehir dışına çıkıldığında zenginlerden biri bir fakirin de hacca gittiğini görünce bineğin yok azığın yok. Sen nasıl hacca gideceksin bizimle yola çıktın ya? Ölürsün yolda. Bari cebinde birkaç akçam paran falan olsaydı dedi. Alay etti böyle bu. Şöyle düşünün. <laughs> Para yok, pul yok. Hac hazırlığı yapıyoruz, ihram alıyoruz falan. Alay ederler bizimle değil mi? Zengin böyle söyleyince fakir bu zenginin alaylı sorusuna çok üzüldü. Hasbunallah ve nimel vekil dedi. Mahlukatın rızkını o vermektedir. Hepimiz onun verdiklerini yiyoruz diyerek zenginin bulunduğu yerden mahzun bir şekilde ayrıldı bu fakir kimse. Hac vazifelerini yapana kadar da o zengine hiç görünmedi. Herkes Mekke'yi mükerremeden Medine'yi Münevvere'ye doğru yola çıktıkları zaman o zengin fakiri sağ salim tekrar karşısında görünce hayret etti zengin. Komşu sen de buraya kadar gelip hac vazifeni yapabildin mi? diye sordu bu zengin şimdi. Fakir adam da Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Yüzümüzün karasına bakmayıp bu mübarek makamımı ziyaret etmeyi nasip etti dedi. Tabire bak. Yüzümüzün karasına bakmadan Allah bizi de kabul etti dedi. Geldim Beyt-i Şerif'i tavaf ettim. Sağ salim dönüyorum dedi bu fakir adam. Zengin adam da dedi ki Hacı Efendi acaba sana da beraat verdiler mi diye sordu. Bu ne beraattır ki dedi ya. Beraat da ne dedi şimdi tamam mı fakir. O dedi ki Beyt-i Şerif'i ziyaret edenlere cehennemden azad olduğuna dair berat kağıdı verilir dedi. Hala zengin alay ediyor bak fakirle. Cebinden de bir tane kağıt çıkarttı. Aha bak bu benim beraatım dedi yerine koydu. Sana böyle bir berat verilmedi mi dedi şimdi dedi. bu zengin fakire. Fakir de dedi ki Allah Allah bana bu verilmedi deyip başladı üzülmeye. Derhal geriye dönüp harem-i şerife tekrar geldi bu fakir. Ondan sonra iki gözü iki çeşme ağlaya 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 gözlerinden kanlı yaşlar akmaya başladı bu fakirin. Allah-u Teala'ya kırık bir gönülle dualar ediyor, yalvarıyor. Ey alemleri yaratan yüce Rabbim diyor. Sen her şeye kadirsin. Gani bir padişahsın. İhsanların bütün kullarına her an yağmaktadır cehennemden azad olup orada incinmemeleri için kullarının bazısına beraat vermişsin. Bazı gelen hacılara beraat vermişsin. Ey kulun beraatin demişsin. Bu fakir kuluna beraat verilmedi. Yoksa bu garip kulun azad olmadı mı diye ağlaya 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 bayıldı düştü. Baygın halindeyken manada bir kimse yanına gelip ey fakir başını kaldır ve şu beraatını alıp arkadaşlarına yetiş dedi. Böyle eline koydu o kağıdı. O anda fakir bir ayıldı ki elinde dünya kağıtlarına hiç benzemeyen yeşil renkli nurdan yazıları olan ve mis gibi kokan berat kağıdı var bak elinde böyle fakir. Şükür secdesine kapandı. Elhamdülillah dedi. Ben de dedi diğer hacılar gibi berat kağıdı almışım dedi. Seviniyor şimdi koşa koşa. Medine'ye doğru o da diğerleri gibi yol aldı. Bir yandan gidiyor bir yandan yüzüne gözüne böyle sürüyor. Sevincinden böyle zıplaya zıplaya Medine'ye doğru çok yola çıktı. Arkadaşları geriden fakirin geldiğini görünce gülüşmeye başladılar. Yanlarına soluk soluğa gelen fakirle alay etmek için cehennemden azat olma beraatını alabildin mi diye böyle soruyorlar. Fakir de koynundan beraat kağıdını çıkarttı. İşte Rabbimizin ihsanı olan beraatımı ben de sizin gibi aldım dedi. Mis kokulu beraatını zengine böyle gösterdi. Herkes yerinde dona kaldı böyle beratını alan zengin nurdan yazılarla fakirin cehennemden azad olduğunu okuyunca aklı başından gitti atından düştü. Bir süre yerde baygın yattı bu zengin. Ayılttılar kendine geldi. Zengin hemen kağıdı aldı öpüyor kokluyor yüzüne sürüyor. Kendi kendine de vah vah benim boşa geçen ömrüme. Keşke ben de fakir gibi sadık bir fakir olsaydım dedi. Hangi para alabilir ki şimdi bu fakirin aldığını? Onun kavuştuğu bu saadete keşke ben de kavuşasaydım. Bu fakir sadakati sebebiyle bu mertebelere ulaştı. Ben ise zenginliğim sebebiyle gurura kapıldım ve bundan mahrum oldum. Bütün malımı versem bu kağıttakilerin bir noktasını dahi alamam diyerek ah eyledi vah eyledi ağladı, ağladı, sızladı. Fakir de, Hacı Efendi beratım sende kalsın, sakla dedi. Ben öldüğüm zaman kefenimin arasına da koy, abrimde sual meleklerini göstereyim bu kağıdı diyor. Bak şimdi, fakir. Hacı Efendi bu beratı büyük bir itina ile aldı, koynuna koydu, sakladı. Uzun yolculuktan sonra evlerine ulaştılar. Zengin olan Hacı, beratı sandığına koydu. Aradan günler geçti. Zengin ticaret için başka memleketlere gittiği bir zamanda bu fakir kimse vefat etti. Yıkayıp kefenlediler. Fakat beratını bulup kefeninin içine koyamadılar. Fakirin cenazesini kabre defnettiler. Ancak birkaç ay geçtikten sonra zengin ticaretinden döndü. Fakiri sordu. O fakir hacıyı sizlere ömür dediler. Sen gittikten sonra vefat etti. Zengin sanki dünya başına yıkıldı o an bu zenginin. o öyle çok ağladı ki o zavallının bende pek kıymetli bir emaneti vardı. Onu yerine getiremedim diye ağladı, sızladı. Vasiyeti yerine getiremedim diyor, üzüldü. O ahirete göçtü, beratı ise bende kaldı. Beratını yanına koyamadım dedi. Hemen sandığın yanına varıp ağzını açtı. Fakat berat kağıdı koyduğu yerde yok. Tekrar tekrar aradı, etti falan. Yok. Sandığın altını üstüne getirdi. Yok. sonra şöyle düşündü. Belki dedi bu beratı bundan haberdar olan birisi almıştır, koymuştur dedi. Ya koymadıysa dedi, içini başladı böyle bir dert kemirmeye. Hemen eline bir kazma küre kaldı. Normalde kabir açmak haram. Ama adam içi içini yiyor şimdi. Bir de karşında böyle gerçekten berat almış birisi. Çarpılırız diye korktu. korktu. Belki vesvese yaptı. Ondan sonra eline bir kazma küre kaldı gitti. Mezarı açmak istedi. Tam orada bir ses. Kabri açma biz ona beratı verdik. Dışarıda bırakmadık diye bir ses işitti nereden geldiği belli olmayan bu ses karşısında zengin bir daha düşüp bayıldı. Bana aleminde bu fakiri gördü. Fakir dedi ki Hacı Efendi Allah sana selamet versin. O beraat bana verildi hamdolsun dedi. Berat yerini buldu dedi. Münker ve nekil meleklerine de beratı da gösterdin dedi. Bir yandan da dua ediyor Allah razı olsun bana bu beratı koymuşsunuz. <laughs> Onu görünce sorgusal bile etmediler bana. Bu beratı almama hacdan dönerken sen sebep oldun. Cenab-ı Hak senden razı olsun dedi ve kayboldu. Duaya bak. Bu berat nameyi almama sen sebep oldun Allah senden razı olsun. Bu sana ne ifade etti? Bundan çıkarttığınız bir ders var mı? Kimseyi hor görme. Bu bir. iki. Seni hor görenler sana, sana berat veriyor. Anladığımı söylüyorum. Kimseyi hor görme ama seni hor görenler de sana berat veriyorlar.